İsmim Cenk Özayan, 30 yaşındayım, Eskişehir doğumluyum. 5 yıldır fotoğrafçıyım, 5 yıldır düğün fotoğrafçısıyım. Bu sektöre düğün fotoğrafçısı olmak için başladım. Daha önce düğün fotoğrafçılığı yapmış olan arkadaşlar var mı aranızda? Veya siz varsınız veya yapmayı düşünen, yani düğün fotoğrafçısı olmak isteyen arkadaşlarınız var. Oo süper, çok güzel. Dediğim gibi 5 yıldır fotoğrafçıyım, 5 yıldır düğün fotoğrafçısıyım. Daha önce mobilyacıydım. Mobilyacıdan böyle çok çok enteresan bir geçiş yaptım. Yani Eskişehir'de 4,5 yıl Özgür Stüdyo Özgür'de çalıştım. 8 aydır da İstanbul'da yaşıyorum. Burada Kartallı Güvenç fotoğrafta çalışıyorum. Yani sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şeyler var mı? Biraz soru alayım sizden. Buyur. İlla bir stüdyoda mı başlamamız lazım yoksa bireysel olarak? Yok, bireysel olarak. Yani stüdyoda başlarsanız tabii ki de daha iyi. Yani stüdyo fotoğrafçılığı çok güzel bir dal. Yani ışığı stüdyoda öğrenmek çok daha güzel. Yani ışığı hakim olabilmek, ışığı tanımak çok daha güzel. Yani stüdyo fotoğrafçılığı olarak başlarsanız bir artı üzerine katmış olursunuz. Ya müşteri... Tahmin edebiliyorum. Şöyle bir ortamda bulunmadım ama hani şahsen ben evlenirken fotoğrafımı çeksem herhalde biraz da bilinçli olmakla alakalı olabilir. Bayağı böyle bir kurcalarım ya. İşte böyle olmuş, şöyle olmuş. Ya, her şey çok güzel ya, çok kötü olmuş. Aslında... Ego söz konusu falan. Yaşadığınız zorluklar... Aslında şöyle, yani müşteri seçme gibi bir lüksümüz yok tabii ki de. Yani her gelen müşteri bizim için özeldir. Yani ben onu işte X kişiyi güzel çektim ama işte diğer kişiyi işte bir saatte çekeyim bitsin, böyle bir lüksümüz yok. Herkes bizim için özel. Çünkü o gün insanların en özel günü. Yani her şeyi bizim en güzel şekilde ölümsüzleştirmemiz gerekiyor. Yani insanlar bize... tamamen güvendikleri için geliyorlar. Yani o güvenlerini insanların sarsmamamız gerekiyor. Yani müşteri seçme şöyle. Ben kafamda tabii ki de müşteri profilimi biraz değiştiriyorum. Yani ben biraz daha fashion tarzı çalışıyorum. Fashion tarzı fotoğraf çekiyorum. O da her gelinde olmuyor. Yani her gelinliğinde olmuyor. Yani... Uymasa da ben onu biraz daha fashion tarzına yöneltmeye çalışıyorum. Yani kendi tarzımı uygulamaya çalışıyorum. Şimdi ben hiçbir zaman insan ayrımı yapmıyorum ama illaki de her insanı istediğim mekana götüremiyorum. Yani mesela türbanlı bir gelini buraya götüremem. Yani onu da işte gelinliğine göre, onun tarzına göre mekanları seçmeye çalışıyorum. Bugüne kadar 15-16 eğitmenden eğitim aldım. 2 senede. Eğitim aldığım fotoğrafçılar dünyanın en iyi fotoğrafçıları aralarında. İsmini belki bilirsiniz. Jerry Gionis, Roberto, Venezuela. Bunlar dünyanın en iyi düğün fotoğrafçıları. Bunlardan eğitim aldım. Dediğim gibi yani çok kısa bir sürede fotoğrafçı oldum. Yani kısa bir geçmişim var. Yani mobilya sektöründen direkt fotoğrafa fena bir geçiş yaptım aslında. İşimi çok seviyorum. Yani bu sektörde bence en önemli şey bu işi sevmek. Yani ben mobilyacı olduğum zamanlarda kendi şirketim vardı. Çok fazla çalışanım vardı ama her sabah uyandığımda ya yine mi işe gideceğim psikolojisiyle uyanıyordum. Ama fotoğrafçılıkta, yani fotoğrafçılığa başladığımda yani artık telefonun alarmını bile pek kurmuyorum. Yani o saatte sabah, evet, severek kalkıp işime gidiyorum. İşimi çok önemsiyorum. Dediğim gibi her müşteriler benim için çok özeldir. Çünkü onlar en özel gününü bana teslim ediyorlar. En önemlisi bu. Yani İlk önce böyle bakmak gerekiyor bence bu sektöre. Yani en özel günleri olarak düşünmek gerekiyor. Her fotoğrafçının dediğim gibi bir tarzı var. Yani her eğitmenden, yani her aldığınız eğitimden farklı bir tarz öğreniyorsunuz. Yani eğitimin dediğim yani sonu yok. Yani ben bu kadar eğitime katıldım, böyle bir fotoğrafçıyım ama yine sürekli eğitimlere gidiyorum. Yani hani fotoğrafçılıkta, yani düğün fotoğrafçılığında ben tamamen oldum, ben bittim, tamam ben bu işi yapıyorum. Kesinlikle yanlış bir şey. Sürekli kendinizi evet yenilemeniz gerekiyor. Aynen öyle. Yani hızlı ilerleyen bir sektör. Çok hızlı ilerleyen bir sektör. Yani farklı bir tarz yaratıp kendi tarzınızı oluşturmazsanız o insanlar arasında kaybolur gidersiniz. Yani farklı olmanız gerekiyor ki siz hep bir adım ileride olun.